Aslında ben videoyu şöyle bir başlatayım dedim. Bugün Babilon'a gidiyoruz kahvaltıya. Saat 12'ye geliyor. Böyle bir 10.30'da uyandım, hazırlandım. Videonun dün akşam editlemiştim. Videonun son ayarlarını yaptım. Videoyu paylaştım. O şekilde oraya ilk defa gidiyoruz bu arada, Babilon'a. Kahvaltı olduğu için de heyecanlıyım. Çünkü kahvaltı benim en sevdiğim öğündür diyebilirim. Öyle. Zaten hemen şeyde bulunuyor. World Mall'ın üstünde bulunuyor. Sizi de yanımda götüreceğim. Hadi evden çıkalım. Ay çok kötü oldu. Neyse, şu an Babilon'a geldik. Afiyet olsun, iyi karnın doyar. Şu an Babilon'dayız. Biraz etrafına çekelim. Şöyle söyleyeyim, böyle bir mekan olduğunda çok şaşırdık. Yani dışarıdan bakıyorduk ama içerisini çektin mi? Çekmedim, çekerim şimdi işte. O kadar güzel ki içerisi şu an. Açık bir kahvaltı var burada. Cam kenarındayız. Batman bir güzel, daha güzel geldi gözüme. Yani gerçekten şu an çok yaşıyorum. Çok güzel. İhmal etmişiz buraları. Evet, gerçekten. Evimize de yakın. Biraz uyuşukluk mu diyelim, bintilik mi diyelim. Değil mi? Bizim öyle hani genelde evde takılıyoruz ya. Dışarı çıkma şeyimiz yok. Bunu biraz aşmamız gerekiyor. O zaman her yer daha güzel olacak bence. Şu an iki gündür pişmanlıklar yaşıyorum. Şöyle bir şeyin altındayız, demir. Yalnız bayağı performans düşüklüğü yaşıyoruz şu an, çok yiyemiyorum. Ama güzel lezzetler şeyi, şöyle tatlılarımız var. Çayda sınırsız, her şey. Mezeler de çok güzel. Ay, mezeler vardı, salça. Evet. İşte böyle sote gibi bir şey vardı, tavuklu. O güzel. Tavuklu mu? Ha, ben onu görmedim. Evet. Hmm. Zaten patlıcan çok severiz. Patlıcan çok güzel. Biz kahvaltıda biraz mezeciyiz ya. Evet. Yani salça falan diye. Çok severiz. Ama böyle şeyleri seviyoruz. Geliyoruz, duyuyoruz falan. Hiç gelmedik. Merak ediyorum ama güzel oluyor. Benim belki gelmek lazım buraya. Akşam az yiyeceğim. Denge önemli bir şey. Saatli. Videomuza şimdi devam ediyoruz. Aradan bayağı bir gün geçti açıkçası ama yapacak bir şey yok.
Bu birkaç gün arasında bir tane video çektim. Diğer günlerde video çekmedim. Biraz böyle dinlendim açıkçası YouTube için. Sosyal medya için böyle biraz Feyyaz'la yeni kararlar aldık. Zaten onları da paylaşırım sizinle de. Şimdi ajandamı dolduracağım. Şöyle biliyorsunuz yeni almıştım bu ajandayı da. Biraz başladım böyle ama şimdi diğer günleri de doldurayım. Böyle eksiklikler var çünkü. Öyle videoya da devam edeyim istedim. Şöyle masamın üzerini görüyorsunuz. Bayağı bir dağıldı. Neden? Çünkü okumam gereken sınavlar var. Editlenmesi gereken videolar var. Yapılması gereken şeyler var. Çok şey var. Gerçekten çok yoğun bir hafta. Neyse önümüzdeki hafta şimdi tatile çıkacağız. O yüzden çok şey olmuyor böyle, hani kafamda büyümüyor açıkçası. Bir an önce bitsinler istiyorum o yüzden. Şöyle yapacağım şeyleri de bir kafamda planlayayım. Unutuyorum. Gerçekten çok çabuk unutuyorum ne yapacağımı. O yüzden şuraya da bir not alayım istedim hemen. Şöyle bir ajandamızı dolduralım bakalım. Yani şöyle benim kalemlerim vardı renkli renkli ama bunlar sanırım biraz böyle şeyleri kaçtı. Biraz daha kaliteli renkli kalem almak istiyorum. Daha güzel olur. İnternetten bir araştırayım en iyisi. Not almak için. Şu belki güzeldir. Şunlar güzel oluyor. Şu tarz kalemler. Bunları seviyorum ben. Neyse. Şimdi bugün ayın 9'u. Şöyle. Bu tarz spiralli olunca gerçekten güzel oluyor. Bugün kendime bir yapılacaklar listesi koyayım. 9'u günlerden salı. Dün doldurmayı unuttum. Şu an aklımda olan ilk işi yapayım. Ya biliyorsunuz Avrupa turuna katılmıştık. Kemal Bey Avrupa turundan fotoğraflarımızı istedi. Feyyaz'la benim o an. Onlardan böyle hani video yapacakmış. Ben de ne zamandan beri atmayı unutuyordum. Çünkü şey yaptım. Fotoğrafları bilgisayara attım. Oradan da almayı falan unuttum. Üşendim. Sonra kaldı. Sonra aklımdan çıktı zaten. O yüzden şimdi öncelikle hemen bu işi halledelim. Yemeğimiz var. Dün etli pilav yapmıştım. Ekşili köfte vardı. Bugün de yanına buzluktan kuru fasulye çıkardık. Onu yiyeceğiz. Yani etli pilav, kuru fasulye. Yanına bir salata yaparım. Güzel olur. Hem de bu akşama bir tane video editleyeyim. Öyle bugün bayağı işlerimi hallettiğim bir gün olsun istiyorum. Çünkü gerçekten yetiştiremiyorum. Yetişemiyorum yani. Şöyle bir seri düşünüyorum. Biraz bir şeyleri düzeltmem gerekiyor. Çünkü üşendikçe, bir şeyleri yapmadıkça daha da yapmamaya başlıyorsunuz. O yüzden bunu bir atlatalım. Siz de benim gibi misiniz? Böyle bir şeyleri erteler misiniz? Yoksa direkt böyle her şeyi yapar mısınız? Ben gerçekten çok ertelerim her şeyi. Özellikle böyle evrak işi olsun direkt ertelerim. Nefret ederim evrak işleri yapmaktan. İşte sınav okumak, belge girmek, not girmek böyle kaosumdur. Öyle söyleyeyim size. Ama yapacak bir şey yok. Biraz üşengeçlik var. Hatta bayağı bir var bazı konularda. Öyle. Yetiştiremiyorum her şeyi. Yetişemiyorum bazı şeyler ama yavaş yavaş olacak. Şu an böyle fotoğraflara bakıyorum. O kadar güzel anılar var ki. Bakın şöyle size de hızlıca göstereyim. Ne oldu? Size de şöyle hızlıca göstereyim. Yani o kadar çok fotoğraf var ki anlatamam size ama neyse. En azından hani böyle birazcık daha favori olanları ya da böyle daha doğrusu her yerden birkaç tane fotoğraf almaya çalıştım. Bazı fotoğraflardan birkaç tane var. Ama gerçekten çok güzel anılar biriktirdik. Yani bilmiyorum. Çok güzeldi bizim için. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten kesinlikle bu fotoğrafları görmüşsünüzdür. Orada paylaştım. Hatta daha paylaşmadığım yerler var fazlasıyla. Onları da artık yavaş yavaş paylaşırım. Throwback, geriye dönüş şeklinde. Şöyle. Az değil, bir sürü ülke olduğu için
Gerçekten dolu dolu ve çok güzel bir turdu. Şöyle. Bitti mi? Bitti. Bu kadar. Perşembe gününden selamlar. Geldiğimden beri eve yatıyorum. Gerçekten yatıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Böyle bugün vertigodan dolayı baş dönmesi yaşıyorum. Ama hani böyle şiddetli bir atak gibi değil. Fakat kafam yerinde durmuyor. Mesela arabayla zor geldim eve. Böyle tümsekten geçerken bile beynim böyle sallanıyor gibi oluyor. Büyük ihtimalle kristaller oynuyor. Çok kötüydü gerçekten. Neyse şöyle bir 5 saatten beri full yatıyorum. Şimdi iyiyim. Yani resmen hastalıkla başladım yeni yıla. Neyse hani çözümsüz bir hastalık olmasın da vertigo böyle bir şey gerçekten. Şimdi zaten bir hafta sonra tahlil yaptırmaya gidince bu vertigodan da bahsedeceğim. Hatta doktor da demişti gerekirse tekrar bir manevra yaparız bunun için demişti. Bu manevra da çok kötü oluyor. En azından bir ilaç versin manevra yerine. Bakalım artık duruma bakacağız. Öyle şimdi masanın üzeri bayağı bir dağınık. Mutfağı temizledim. Yemek dışarıdan söyledik. Çünkü yemek yapacak halim yoktu. Halbuki buzluktan çıkarmıştım ama gerçekten dediğim gibi çok kötüydüm. Şu an şurada bir 15-20 dakikadan beri iyiyim. Böyle bir dedim elime kamerayı alayım. Masanın üzeri felaket halde. Şöyle günlerden beri sınav, dersler derken bu gerçekten çok karıştı. Hemen şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra da bir kargo geldi. Bir tane uzun zaman sonra kendime kıyafet aldım. Onu gösteririm size. Şunun şarjı bitecek galiba. Yeni batarya taksam iyi olabilir. Son herhalde buraya toplarken bırakmıştım ve yine dağıldı. Şöyle sınav okumalı bir gün. Hava dışarıda yağmurlu. Sabah böyle kahvaltı ettik falan. Ve hatta onu videoya attım. Böyle shake yaptık. Güzel oldu. Şu sınavları bitireyim ki en azından yarın rahat edeyim diye düşünüyorum. Hava bayağı yağmurlu. Bilmiyorum görüyor musunuz? Sabahtan beri yağıyor hava. Yani içerisi de karanlık tabii. Şu şekilde. Evet, ben devam edeyim okumaya. Gerçekten evrak işlerinden nefret ediyorum. Yani hiç sevmiyorum sınav okumayı. Hani böyle şey olur diye eskiden işte öğretmenlerimiz sınavlarınızı okusun falan. Hani niye okumuyorlar? İşte ben o hemen okuyamayan taraftanım. Ya okulda okuyorum okuyorum ama eve gelince gerçekten eve iş getirmek çok zor oluyor. Mesela şu an insanın canı hani yapmam gereken ev işleri var. İşte oturayım bir kahve içeyim bir keyif yapayım diyorum. O yüzden çay yaptım böyle çay içiyorum. Yani böyle şeyler istiyor sonuçta tatil günün ama yapacak bir şey yok. Neyse bitireyim de bari yarına kalmasın. Ya yani kalacak büyük ihtimalle ama en azından bu akşam daha uzun saatlerimiz var. Belki bugün bitiririm. Bugünün hedefi bugün. Başka bir şey yapmayacağım. Bir de bütün sınavlarımız klasiğe döndüğü için okuması daha da zor. Eskiden böyle işte eşleştirme vardı. Ondan sonra ne bileyim test yapıyorduk. Arada test koyuyorduk özellikle 8'lere. Her şey boşluk doldurma vardı bilmem. Şu an hepsi klasik olduğu için hani bir kelimeye bile puan vereyim diyorsun. Yoksa aksi takdirde baya bir düşük alıyorlar notları. O yüzden yapacak bir şey yok. En tembel haftalarımdan bir tanesidir gerçekten. Şöyle bir haftadır hiç canım video çekmek istemiyor. Reels'lar devam ediyor. Shorts geliyor kanala ama YouTube'a bir türlü bir şey çekemiyorum. O motivasyon yok artık çünkü sınav okuyorum yani full sınav okuyorum. Öyle böyle değil. Bugün günlerden pazar oldu. Perşembe, cuma, cumartesi 3 gündür sınav okuyorum ve öyle bir yoruldum ki size anlatamam. Az önce dersim vardı o bitti. Feyyaz'ın da şimdi seansı var.
Belki bir dışarı çıkarız dedik. O yüzden ben de buraya geldim. Artık yüzümden bile anlaşılıyor yorgunluğum. Dün gece abartmıyorum. Artık Feyyaz yardım etmeye başladı notları girerken. Çünkü bizim yükümüz hakikaten arttı. Biz hem konuşma hem dinleme hem normal sınav yaptığımız için 3 katına çıkıyor. Bunların ortalaması alınıyor. Birinin %25'i falan derken böyle gerçekten çıldıracaktım. Bir de benim çok fazla sınıfım var. O yüzden bayağı bir yoruldum diyebilirim. Neyse. Şimdi gelin hemen birlikte bir hazırlanalım. Şöyle Sika krem sürüyorum. Şöyle göstereyim. Bu Sinoz'un Sika kremi, böyle ton eşitleyici bir krem. Fakat benim bununla ilgili sevmediğim bir şey var. Kokusu. Kokusunu ben hiç sevemedim. Böyle sanki ağız kokusu gibi bir koku var. Banyolar da çok geçirgen ya. Gerçekten. Böyle sanki o tarz bir koku hissediyor. Böyle bir cute kokuyor. Anlatabildim mi? Hani ilk başta ama sonra o koku gidiyor. Sonra fondöten kokusuna dönüyor. Ama böyle ilk kapağını açtığınızda böyle çirkin bir koku geliyor sanki. Bilmiyorum, kullanan var da böyle hisseden var mı? Önümüzdeki hafta artık daha rahat geçer diye düşünüyorum. Hani okulda da not işlemleri bittikten sonra. Ama şimdi benim kendi sınıfım olduğu için onlarla da ilgili yapmam gereken şeyler var. Onları bitirmeye çalışıyorum. Karne görüşlerini falan yazacağım. Sözlü notlarını gireceğim. Daha onları giremedim. Öyle, onları da belki bu akşam yaparım. En kötü yarın okulda yaparım. Çünkü yarın bu da nöbetçiyim. Hem de boş bir dersim var. Öğle arasıyla birleşince belki o arada bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Öyle. Yani gerçekten yoğunluk devam ediyor. Neyse, önümüzdeki haftanın, yani bu hafta değil de ondan sonraki haftanın tatil olduğunu düşününce biraz mutlu oluyorum. Yani şöyle söyleyeyim öğretmenlikle ilgili. Belki evet fiziksel olarak çok yorulmuyoruz ama kafa yorgunluğu felaket oluyor. Aa, kremi şey yapamadım, leke oldu. O yüzden bu da insanı bir tık yormuyor değil tabii ki. Ama hani yine de şükür. Bence hiçbir iş hani kolay zor şöyle böyle diye kıyaslanmaması gerekiyor. Ben her işin zorluklarının olduğunu biliyorum. Her işin kolaylıkları da var, zorlukları da var. Bizim hani şöyle söyleyeyim, bazen şey diyorum, hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Şöyle bir masa başı işte olsam, hani kimseyle muhatap olmasam, bilgisayarda olsam nasıl olurdu diyorum. Masa başında oturanlar da oturmaktan şikayetçi. Yani onu da, şunu demek istiyorum. Herkesin böyle şikayet ettiği bazı konular oluyor. İstemediği, hoşnut olmadığı konular oluyor. O yüzden diyorum ya, hani öğretmenlere karşı biraz şey var bu aralar işte. Çok rahatsınız şöyle de böyle de. Ama hani şu örneği hep veriyorum, bir yerde görmüştüm. Bir tiyatro oyunu düşünün ve bu tiyatro oyununu günde, hani modunuz nasıl olursa olsun, üzgün de olsanız, mutlu da olsanız, o sınıfa girdiğinizde mutsuz olamazsınız. Yani mesela birkaç hafta önce hastalık problemi yaşıyordum çok ciddi ve hani eve geldiğimde ağlıyordum, mutsuzdum ama o sınıfa girdiğimde ben onu yansıtmamam gerekiyor. Bu gerçekten çok çok kötü bir şey. O yüzden bütün modunuzu bırakıp dışarıda bırakıp devam etmeniz gerekiyor. Ve aynı tiyatro oyununu çok güzel örnek vermiş. Birkaç kere, hani hatta birkaç kereden bile fazla seyircilere oynamanız gerekiyor ki bunlar da öğrenciler. Yani cidden aynı konuyu aynı heyecanla anlatmak. Ondan sonra bir sürü farklı çocukla uğraşmak. Bunların problemleriyle, bunlarla bir şey öğretmek inanın zor. Yani şöyle söyleyeyim, sevilmese yapılacak bir meslek değil. İlk hayalimdeki bir meslekmiş, yoksa yani gerçekten. Hani ben bazı işlerin böyle parayla yapılacağını da düşünmüyorum. Mesela doktorluk, çok büyük saygı duyarım. Hemşirelik, ben bunları kaç para verirlerse versin de ben bunu yapamam zaten. O yüzden herkes yeteneği olan, ilgisi olan, hoşuna giden, mutlu olduğum mesleği yapar umarım. O yüzden meslek seçimi gerçekten önemli. Öyle. Neyse. Hadi bakalım. Bir de sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sonuçta çocuğun ilgisini ve alakasını çekmeniz gerekiyor. Yani öyle konuyu gireyim, kitaptan anlatayım diye bir şey her zaman olmuyor. Tabii ki bazen yapıyoruz ama yine de farklı konular, farklı eğlenceli şeyler bulmak gerekiyor. O yüzden sürekli aktif ve teknolojiye ayak uydurduğum bir meslek olması gerekiyor. Öyle. Hazırım bu arada. Hazırlandık. Biraz da sohbet ettik. Güzel oldu. Şimdi bakalım ne yapacağız. Bilmiyorum ben de.
Evet, şimdi evden dışarı çıkacağız Feyyaz'la. Hava böyle güneşli ama soğuk. Biraz dedik bir yürüyüş yapalım. Hem de kahvaltı etmediğimiz için belki bir şeyler yeriz. Bu videoları Instagram hesabında paylaşıyor olacağız. Yanıma kamerayı almayacağım bugün. Gerçekten biraz şey oluyor. Telefonla çekerim. Buraya görüntüler zaten koyarım mutlaka. Kamera dediğim gibi evde kalacak. İyi yaşa. Bu videolarımızı izlemek için TikTok'ta da var. Reels'larımızı orada da paylaşıyoruz. Aynı videoları aynı zamanda Instagram hesabımızda da paylaşıyoruz. Ortak bir Instagram hesabı açtık biliyorsunuz. Bir öğretmen, bir psikolog diye. Orada da takip edebilirsiniz. Benim Instagram'ımdan da takip edebilirsiniz. Yani oralar daha güncel geliyor, öyle demek istedim. Şimdi kamerayı evde bırakayım. Hatta bu bataryayı şarja takayım. Önümüzdeki haftadan itibaren de güzel güzel videolar gelsin YouTube'a. Şöyle bir iki haftalık biraz mola gibi oldu. O şekilde. İçeriye çamaşır astım. Normalde balkona asıyordum ya da şeye kurutma makinesine koyuyordum ama kazaklar falan var. O yüzden çok cesaret edemedim. Dışarıda çok güzel vakit geçirdik aslında. Bütün gün dışarıdaydık. Fakat yatay çekmeyi unuttum. Ama şöyle söyleyeyim, dikey olarak hepsi çekildi videoların. Dediğim gibi Instagram ve TikTok'a gelecek. Oradan takip etmeyi unutmayın, kusura bakmayın. Bu vlog gerçekten böyle çok şey oldu. Sınav haftasıyla geçtiği için biraz, yani nasıl söyleyeyim, bir şey çekemediğim bir video oldu. Şimdi de ne yapacağım? Burasını toparlayacağım. Çamaşır yıkadım zaten. Burası da böyle bir dağıldı. Hem burayı toparlayacağım. Saat 12.30'a geliyor. Ondan sonra da yeni bir videoya başlayacağım. Videoda da bir okul günümü çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. Bakalım yanıma ne alıyorum, nasıl besleniyorum falan. Biraz bunlardan böyle bahsettiğim bir video olacak. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Yine de destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolar daha güzel olacak. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.